geldiniz. Merhabalar. Bir replay analizinde daha birlikteyiz. Şu anda ZVZ'ye bakıyoruz. İzleyicilerimizden sevgili Tasadar gönderdi şeyi. Bu replay'i. Şu anda Gintoki Nicky ile izliyoruz. Bir ZVZ maçındayız. Şu anda bunun bir bu oyunun bir ligi yok. League placement maçlarından bir tanesi büyük ihtimal. Lig yerleştirme, yani StarCraft'ı bilmeyen arkadaşlar varsa, StarCraft'ı ilk başladığınız zaman versus'a 5 tane maç yaptırır. Onlardan biri galiba, değil mi? Tasada şu anda chatimizde. Aynı zamanda onun bölümünü vesaire falan konuşuyorduk. Birazcık geciktin galiba onu yapmada da. Ha yok, unranked. I see. Bayağı ranked değil. Okay. I see. Tamam. O da olur. İlla ranked mi olması gerekiyordu bilmiyorum. Hayır canım. Yok, ben yani genel olarak ranked yaptığını zannettim de o oradan dolayı. Tamam. No, unranked oynamışlar. Okay, takılmak istiyor yani. Tasadar, peki senin İsimden dolayı acaba şey mi? Protoss mu oynuyorsun? Hani Protoss oynuyordun da hani bir Zerg deneyeyim diye unranked mi oynadın, yoksa Zerg müydün zaten de? Burası Amerika serverı, EU'da Diamond dedim. Ah, okey, tamam. Eyvallah. Ama main'in Zerg mi, onu merak ediyorum. Hani o da şey yani, rank'i vesaire merak ettiğimden değil. Hangi seviye bir olduğunu bilirse ona göre değerlendiririz diye yani. Ama Diamond'ın D'si kalmamış. Main'im Zerg'du. Aksi. Okey. Tiger, Unranked'in kendi MMR'ı var. Şu anda ZVZ. Gayet güzel. O 19'daki şey Overlord'u bazen ben de unutuyorum. Can sıkıyor. Şu anda olduğu gibi supply block kalıyorsun. Oluyor. Bana da oluyor bu. Tasadar ismini de Tasadar'a hayranlığımdan koymuştum lisede. Eyvallah. Heh, şimdi ne oldu? Ben de çok hayranımdır. Kesinlikle katılıyorum. Şey serilerini izledin mi bilmiyorum. Brood War, StarCraft serisinin hepsini yaptık. Campaign serisini. YouTube'daki diğer arkadaşlar, bunu izleyen arkadaşlar varsa like edin. Subscribe olun. Bakın, çok güzel serilerimiz var. Campaign serilerimiz. Orada Tasadar bayağı şey yaptı. İzlediydik nasıl şeyler yaptığını. Yani enteresan bir şekilde. Şu anda şeyi scout ediyor. Ne kadar şey var. Ha bak, şu anda Zerg'in yaptığını görüyor. Sana bir tavsiyem, şu Overlord'ları burada tutma. Hiçbir anlamı yok bunu burada tutmanın. Ne yap biliyor musun? Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Yani şöyle, sen şimdi rakibin şeyine gittin. Rakibin çıkıştan, yani bir defa Zerg'de Terra ve Protoss gibi olmuyor Overlord'ların olayı. Şeyi tavsiye ederim. Karşındaki rakibin base'inin çıkışlarını kontrol etmeni tavsiye ederim. Mesela burası. Şuraya koymanı tavsiye etmem çünkü şey Queen öldürür. Buraya koymanı hiç tavsiye etmem. Queen kesin öldürür. Çünkü onun kendi overlordları büyük ihtimal buraya rallylenecek. Buraya gelecek. Dolayısıyla seni görebiliyor olacak high ground'dan. Terran Protoss gibi değil Zerg. O yüzden şuraya koy abi. Buraya bir tanesini buraya koy. Bir tanesi de ben genelde buraya koyarım. Şuraya bir bakarım. Buraya geri çekerim. Ondan sonra diğer gelen Overlord'u buraya koyabilirsin. Dördüncü base'i scout etmek için. Falan filan. Aynı şekilde kendi tarafında şöyle hani minimap'a baktığını düşün. Hani şuraya koydun. Onun çıkışına buraya koydun. Ondan sonra kendi base'ine de burasına ve burasına koyarsan, bazen çünkü şöyle bir şey yapıyorlar. Getiriyor mesela. Şuraya getiriyor. Topluyor. Burada biriktiriyor yani Zergling'leri. Ondan sonra burada şey yapıyor. Banelinglerini falan burada yapıyor. Yani sana böyle 2-3 tane göndereceğine 30 tane Zerg'ini bir anda gönderiyor. Görmediğin için tepki veremiyorsun.
Dolayısıyla hani burada bir tane overlordun olursa girişi çıkışı rahat görürsün. Buradaki overlordlar da flood şey yapmak için, kontrol etmek için. Yani şey yapıyorsa böyle ip gibi minimap'ten görürsün. Zergling mi geliyor, roach mu geliyor hızına göre. Ya da burada saldırırken mesela, burada diyelim ki sana saldırıyor şeyde. Bir gözün minimap'te olur. O minimap'teyken gözün şuradan atıyorum. Daha da devam ediyor mu flood yapmaya? Check'ini yaparsın yani, anladın mı? Overlord burada durursa şeyi görürsün. Acaba devam ediyor mu adam göndermeye, yoksa gelmiyor mu gerisi? Bu kadar bana saldıran ordu bu kadar mı diye. O yüzden sana genel olarak tavsiyem yani. Bir tane overlord buraya, bir tane overlord buraya. Şu anda yaptığın şey birazcık erken, mantıklı. Ama birazcık erken yapıyorsun bunu. Bunu şöyle tavsiye ederim. Ya Zergling gönder ya da layer'ın olduğu zaman şunu overseer yap, changing gönder içeri. O şekilde yapmanı tavsiye ederim. Bu overlord'u kaybetmekten değil, zamanlama açısından yani, anladın mı? Çünkü overlord'u yani burada tutup şey yapamazsın. Burada tutup hadi şu dakikada içeri sokayım yapamazsın yani, anladın mı? Buraya queen'ler muyunlar gelecek, öldürürler. O yüzden yani buradayken de hadi bakalım 4. dakikada ben overlord çekeyim diyemezsin. Çünkü çok uzun sürecek buradan gelmesi. Falan filan yani, anladın mı? O yüzden Zergling ve Changeling ile... Ay özür dilerim, şeyde bırakmışım ya. Şurayı kastediyordum yani. Burada tutup, anladın mı? Buradan hadi bakalım overlord sokayım dersen 2 dakika önceden yapman lazım onu yani. O yüzden yani scout'u genelde böyle şeyle... Zergling ya da Changeling ile yaparsan daha mantıklı olur diye. Daha rahat edersin yani. Inject. Gaz biraz hızlı. İşte sana bu olmasın diye sana bu arkadaş birazcık şey yapmış. Burada da şöyle bir taktik var. Onu da söylemiş olayım yani. Şimdi sen burada başladın ya 2-3-22. Çok gittim ya. Dur. Şimdi burada saldırmaya başladın ya. Saldırma. Queen'i getir buraya. Büyük ihtimal kendisi agrolandı galiba ama neyse. Sen Queen'i şöyle getir saldırmadan. Geç Overlord'u. Queen'in şeydeyken. Ben elimle point'e çektim monitörü. Queen'in şuradayken falan saldırmaya başla. Rakip şey yapmadan. Rakip fark etmedi. Çünkü rakip mikrolamazsa bunu. Overlord saldırının geldiği yerin tersine doğru gitmeye başlayacak. Tamam mı? Buradan saldırdığın zaman Overlord içeri doğru girecek. O yüzden o noktadan sonra rakip fark ederse ve gelirse mikrolama çalışsa bile daha içeride olacak yani, anladın mı? O yüzden burada saldırmaktansa Queen'i buraya getir. Öldürmek istiyorsan buraya getir. Ondan sonra saldırmaya başla. Bu tarafa doğru ilerlesin. Aklında olsun, ufak bir taktik yani. Zaten kaçamaz diye saldırmışımdır Queen'e. Olabilir, olabilir. Ya bazen şey oluyor yani, mesela şuraya çekse Overlord'un olmayabilir, anladın mı? Ya da başka bir zamanda başka bir haritada aklında olur. Ama asıl olay bu. Aa pardon, özür dilerim. Şunu senin şeyin zannettim. Rakibinmiş o. Pardon, özür dilerim. Sen gayet güzel harcıyorsun Lerman'ı. Bence bu daha mantıklı Inject'ten. Aynen. Ben buna katılıyorum. Çünkü paran olmayacak 3. base aldığın zaman. Bütün larvaları harcayıp şey yapmaya. Ama burada inject yapmışsın, evet. Şu gaz senin canını sıkacak bence ya. Saç üretecek misin bilmiyorum ama oğlu ne gidiyorsun şu anda? Agresif. Larva niye duruyor? Ha. Larva, 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 larvan duruyor. Larvanı harca. Larva, larva. Benim larva şeyim vardı, nerede o ya? Ha dur. Larva şeyim var, dur. Ben ona şuraya bir buton koyayım larva için. Larva.
Zıngılar var. Canan biz gittik yeğenler. Görüşürüz babacığım. İyi geceler tatlı rüyalar. Kırmızı büyük butonlar. Aynen. Hatta ben chat'e comment yapmak istiyorum onu. Chat'ten larva yazın. Siz trigger edin istiyorum onu. Bir ara öyle bir şey yapalım. Abi bak larvaya bakıyorum yani, anladın mı? Eğer Zerg oynuyorsanız, Zerg oyuncular varsa aramızda, bak Tiger Zerg oynuyor, Demci sen de, Dasadar, Mehmet hala bekliyorsa, Mehmet hala şey yapıyorsa, takılıyorsa, hepinize tavsiyem. Replaylerinize bakın. Replaylerinize bakarken Production tab'inin yanında şu Unit tab'ine bakın. Unit tab'deki larvayı izleyin. Larvayı ne kadar hızlı harcıyorsun. Çok önemli bir şey o. Şu anda bayağı all-in görüyoruz büyük ihtimal. Ya all-in gibi bir fikrin var mıydı, yoksa pressure mı yapmak istiyorsun? Bayağı timing. Çünkü aynı zamanda drone yaptığını da görüyorum. Daha devam edecek misin bilmiyorum ama. O gaz birazcık öldürdü seni ya. Ama şu anda paran da var gerçi. Aynen, tam olarak bunu kastetmiştim. Süper. Roach'ları var, layer'ı var. Upgrade'lerine baktım mı bilmiyorum ama. Abi işte bu sıkıntı. Bu sıkıntı yani. Bu hareketi yaparken şu oluyorsa yapma bunu. Abi yani anlıyorum, yani hissediyorum. Daha önceden yüksek seviye diye oyunu hissediyorum şu anda. Oyununda görüyorum. Ama makroyu geri getirmen lazım kendine. Tek makroyu hatırlaman lazım. O yüzden bu çok kötü bir şey ya şu anda. Şu anda seni bayağı şey yapıyor yani. Şu ineceklerin yok. Gazların saçırı olacak. Üçüncü base'i artık alman lazım. Çünkü minerallerin bitmek üzere. Upgrade'lerin başlayacak. İncektim var. Anladın mı? Bu şey, road speed'in yok. Bayağı bir sıkıntı veriyor şu anda sana bu. Ne kadar işe yarayacak onunla... Şu... Abi en bakman gereken yerde bakmadın. Abi. Abi neden öyle yaptın? Abi çok acayip. Ah be abi. Ne olduğuna da bakmadın. Hani hiç oralı olmadın yani. Ben bakmak istiyorum ama merak ediyorum ne olacağını. Şuradaki Zerglinger'i mi patlattın acaba? Facia ile sonuçlandı o benden. İçine... Abi o facia yani, o yani faciadan kastım Banelinglerin hiçbir işe yaramamasıysa, ondan çok daha büyük bir facia oluyor arkada. Anladın mı ya? Bu o 12 larva şu anda şey yani, hani şu anda kabul edilemez bir şey yani. Çünkü neden biliyor musun? Bunun etkisini göreceksin. Yendim mi yenildim mi bu maçta bilmiyorum. 42-37 daha fazla parası var şeyin, rakibin. Buraya ne olmuş merak ediyorum bak şunları. Bir de bunları Q'ladın mı sen? Şuraya hani... Ha, direkt normal move command yapmışsın. Güzel, olur. Ah ah. Evet. Evet, en bakman gereken zamanda bakmamışsın. Ah ah. Çünkü baksaydın şöyle bir şey yapabilirdin. Buraya getirdikten sonra elle patlatırdın. İkisini de aynı yerde... Çünkü hiç upgrade'siz Banelingler drone'ları şey yapamıyor, one shot yapmıyorlar. Patlatıyorsa ama hepsi yaşıyor yani. O yüzden evet. Ama ondan çok daha büyük bir damage aldın arkada. Asıl olay o. O an rakibin roachları yola çıkmıştı diye panikleyip defans modu. Evet. Normal şartlarda işte o larvaları harcamış olsaydın
hiç panik yapmayacaktın. Zaten rakibinin makrosu o kadar da iyi bir makro değil. Üçüncü base'i alsam mı diye düşünüyor şu anda. Bir de rakibin de ne yaptığını bilmiyor. Çünkü senin bak şu çok akıllı bir şey. Burada duruyor. Rakibinde böyle bir şey var mı? Yok. Rakibin şu anda hiçbir fikri yok senin üçüncü base'in var mı yok mu diye. O kadar tehlikeli bir hareket yapıyor ki yani. Sar artık. Çok fazla move comment yaptı. Kendi mikronla kendini öldürdün. Over micro deniliyor buna. Direkt aim move yapsan daha iyi olurdu. Bir de genel olarak bu haritayla ilgili söyleyeyim sana. Şurada şey var. Şurada biliyorsun Zenlaga Tower'lar var. Burada birer tane şey tutarsan çok rahat edersin. Birer tane Zergling tutarsan çok rahat edersin. Bu arkadaş Overlord tutuyor. Ne alakası? Uçan şeyler etki etmez buna. Şu anda yani. Şu anda Zelnaga'dan dolayı bir şey görüyor değil yani o. Overlord'dan dolayı görüyor bu olanı. Pardon ya, ben yine açıkça yapmıştım. Şu alanı diyorum yani. Zelnaga'dan dolayı değil yani bu gördüğü alan. Şu Overlord'dan dolayı. İşte şurada bir tane şey tutarsan, Zergling tutarsan çok rahat edersin yani. Burada ve şurada. Evet, devam. Devam. Şu anda abi yani evet şu anda larva yani bu oyunun ana fikri larva şu anda. Çok paran var yani larvayı harcamıyorsun ve üretmiyorsun da. Anladın mı ya? Bu Queen'in 62 enerjisi olamaz yani. Sürekli inject etsen 62 enerjisi. Bunda 80 enerjisi var. Bu inject'leri kaçırdığın anlamına geliyor. Anladın mı? Çünkü inject'ler tam şey kadar, enerji şeyi kadar yani 23 saniye mi 25 saniye mi 25 saniyede bir pop ediyor ve yani sen enerjin bu kadar enerjin olamaz injekte diyor olsaydın, düzgün injekte diyor olsaydın. Aynı zamanda 3. base yapman lazım, 3. base'i queen'le injekte diyor olman lazım ki larva generation yani. Sen birazcık daha larvaya dikkat edersen inanılmaz bir oyunun olacak yani. Şu anda bence gitme. Orayı nasıl görüyorsun ya? Barov mu var senin? Ha, changeling varmış burada. Eyvallah. Bence gitme buraya. Çünkü rakibinin cayır cayır ekonomisi olduğunu görüyorsun. Senin kadar saçırı bir base'i var yani. Ve her zaman şeyi varsayabilirsin bu arada. ZVZ oynuyorsan özellikle sen giderken seni gördüğünü varsayabilirsin. Her daim ZVZ'de şeyi varsay. Giderken seni görüyor. Terran ve Protoss'ta yok bu. Terran'da işte Protoss'ta atıyorum şuraya bir de Observer koyarsa ancak iyi görür falan filan ya da buraya koyarsa. Terran'da scan yaparsa ya da neyse yani. Ama ZVZ'de her zaman tepede bir Overlord'un olacak seni gören yani. Bunu varsay. Eğer ki karşıdaki yapmıyorsa evet düşük seviye bir oyuncudur. Tam şey değildir. Ama normal şartlarda 6.50 dakikada burası böyle şenlik olur minimap. Spire dedin. İlginç tercih. Genel olarak StarCraft'ta şöyle bir mevzu var. Bu akılda tutmakta fayda var bunu. Bu herhangi bir matchup için geçerli. Tech up şeyi adam zaten ben gibi geride tutuyor Overlord'ları. PR'lı arkadaşımız. Evet geride tutuyor. Geride tutma. Korkma. Gönder. Tech up mevzusu çok değişik bir mevzu. Yani teknolojiyi arttırma, yeni teknoloji yapma mevzusu. Atıyorum şey gibi. Spire gibi. Mesela Roach'da bir tech up. Anladın mı? Roach'da bir teknoloji arttırıyorsun. Zergling ile başlıyorsun. Roach yapıyorsun. Şimdi tech up dediğin şey ya eşit zamanda, eşit karşındakiyle eşit bir ekonomiye sahipsen ya da
karşındakinden daha yüksek bir şeyin, ekonomin varsa o zaman yapacağım bir şey tech up. Anladın mı? Teknoloji upgrade'i karşındakinden yüksekte olur. Karşındakinden önde, ekonomik olarak avantajlı olduğunu bilmiyorsan, emin değilsen teknoloji upgrade etmek riskli. Neden? Şöyle söyleyeyim. Sen bu teknoloji upgrade ediyorsun ya, karşındaki yapmaz bu teknolojiyi. İkinizin de bulunduğu teknolojide, which is Roach, ikinizin de bulunduğu teknolojide devam eder. Ben der fullerim, fulleyeceğim der. Rakibin Roach'ta max out olur. Senin 10 tane mutual risk'in olur. O 10 tane mutual risk'le rakibini öldüremeden rakibin senin bütün base'lerin, bütün binalarını öldürür, bitirir oyunu. Anladın mı? Olay o. Yani anladın mı? Ama sen ekonomik olarak avantajlıysan, ekonomik olarak önde olduğundan eminsen, o zaman şu oluyor. Karşındaki atıyorum 200-200 Roach'la max out oldu. Sen de mutual risk'le atıyorum hem Roach yaptın hem mutual risk yaptın. Mutual risk'i de 10 tane yapmadın da 20 tane yapabildin. Anladın mı? Öküz gibi gazın var. Ya da gazını kullandın hepsini, geri kalan bütün minerallerine Zergling bastın. Anladın mı? Yaldır yaldır şey çıkarttın, larva çıkardın. Diyorum şu anda hatcher'ın olduğunu varsayarsan, hatcher'ı yaptığını varsayıyorum. Dolayısıyla tek upgrade'i, tek arttırma öyle bir şey yani, anladın mı? Bu Terran Protoss için de geçerli. Ama Terran Protoss'ta biraz daha arka planda bu tek mevzuları. Ama ZvZ'de çok ön plana çıkıyor. Çok gözle görünür değişiklik yapıyor yani. Benim öyle çok şeyim oldu. Çok ZvZ kazandım öyle. Bildiğin Roach'la şey yapıyorum. Bakıyorum bir iki tane mücadeles görüyorum. O anda Roach'la max out oluyorum. Ve 10 tane mücadeles var karşımdaki rakibin. Başka da hiçbir şey yok. Anladın mı? Hepsi eziyorsun geçiyorsun yani. Çok oldu öyle kazandım. Ayrıca şunları stackleyebiliyorsun. Şunu şeyi injecti baktın kaçırdın diyelim. Şunu al. Bir tane YouTube'da klavye videom var. Klavye kontrolü videosu var. O videoya bakarsan daha önceden bildiğin şeyleri de tazelemiş olursunuz. Yüksek seviye arkadaşlar da bakınız o şeylere, videolara. Shift'e basılı tut. F'ye bas. Inject. Shift'e basılı tut. Tak 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 tak. Bütün hepsini koy. Stacklenebilen bir şey inject. Şu inject pop-up olduktan sonra hemen devam eder. Stackle bütün enerjisini harcasın. ...36 drone'um var. Çok tehlikeli yani. Ama ikiniz de öyle yani... ...rakibi de drone yapmıyor. Ama böyle acayip bir durum yani. Anladın mı? Aa ben spy yapıyordum ya. Niye ben hidrolisk'e gittim diye. Şimdi... ...şey yapmak sıkıntılı bir şey... Muralink diye bir kompozisyon var ya, onun Muralink olmasının bir sebebi var. Evet anladım ama rakibim Zerg olduğundan ve Hydra görmediğimden o mütalara tepki verene kadar bu Roach savaşını kazanır ve dronlarını mümkün olduğunca alırım dedim. Ondan Spire var. Şimdi onu diyecektim. Ground orduyu boşlamadığın sürece Spire'a çıkmak mantıklı. Güzel. Ama ekonominin şey olması lazım. Kuvvetli olması lazım. Şimdi Spire'da ne kadar mutual risk yapabileceksin? İşte 7 tane yapabileceksin. O da supply'ını açtığın zaman falan filan. Ama şunu söyleyeceğim. Biraz önce aklıma geldi. Muralink diye bir kompozisyon var ya. O çok kuvvetli bir kompozisyon. Neden kuvvetli bir kompozisyon? Çünkü linkler gaz istemiyor. Dolayısıyla bütün gazını komple mutual risk'e harcıyorsun. Geri kalanı şey yapıyorsun. Zergling yapıyorsun. Buradaki upgrade'lerini de melee attack karapace alıyorsun. Anladın mı? O yüzden ground tarafın kuvvetli oluyor. Aynı zamanda çok sayıda mütealiskin oluyor. Muralink o yüzden it's a thing. Anladın mı? O yüzden var öyle bir şey yani. Muralink diye. Ama Roach muta o bunun için yani bunu sustain edebilmek için yani diyelim ki karşındakinin de ordusu var. Senin de ordun var. Çarpıştınız. İkinizin de ordusu öldü. Hadi bakalım neyle replenish'i neyle ne üreteceksin ondan sonra? Aynı kompozisyonu üretebileceğin bir ekonomin yok şu anda. Öyle bir sıkıntım var. Anladın mı? Sen şimdi Muralisk'i ürettikten sonra 7 tane Muralisk, 8 tane Muralisk yapacaksın. Gazın bitecek. Sonra elinde kaç tane? 4 tane gazın var.
Anladın mı? Bu gazlara o kadar desperately ihtiyacım var ki şu anda. Acayip lazım bu gazlar sana şu anda. Çünkü bir noktadan sonra işte gazın olmayacak, şey olacak. Mineral olacak zaten. Burada bekliyorsun ya. Ne yapıyorsa burada. Bak abi, bak. Kendi replay'ine baktığın zaman şunu görüyorsan yaptığın şey yanlış. Daha çok zarar veriyorsun kendine. Yani rakibe burada zarar verdi. Rakibin bu ordusunu yensen bile rakibe verdiğin zarardan daha fazla zarar veriyorsun kendine şu anda makroyu boşlayarak. Bu gazlar lazım sana. Burada queen lazım bir tane daha. Upgrade'lerin boş. Drone transferi lazım. Road speed'in hala yok. Road speed'in olsaydı bunları böyle çok çok rahat yediydin. Road speed'in hala yok. Dakikalardır yok. Almıyorsun. Eğer ki karşıdaki mutualist yapmıyorsa atak. Eğer ki karşıdaki mutualist yapıyorsa Carapace. Mutualist dışında herhangi bir şey yapıyorsa Corruptor yapıyorsa ya da Hydralisk yapıyorsa falan filan atak. Onun dışında karşındaki de Mutualisk yapıyorsa Carapace. Ondan sonra inject 6 tane drone eksik. Anladın mı? Bunlar ya. Hatta bunun yanında bir tane daha base al. Param var. Ground upgrade'leri çok geç bastım. Adamınki 2-2 olmadan savaşa zorladım. Ama makro kontrolü evet, çok kötü şimdilik. Umarım, kalmaz ya. Belli yani. Oyun kontrolü şey bronz olmayı özledim ya. Bronz değil bu. Bronz level değil bu tasada şu anda. Tasada ne yaptığını biliyor. Sadece pratik eksikliği var. Görüyorum yani, anladın mı? Hani bu ne yaptığını biliyor. Sadece şey. Ya bronzdaki hiç bilmiyor. Yok ya, ben ona demedim zaten. Eyvallah. Geçen onu konuşuyorduk. O zaman çok zevkliydi. Abi mevzu şey yani, hani hala zevk alabilirsin. Sadece yükselmeye odaklandığı için millet ya. Ben şu anda Diamond'dayım. Çok da mutluyum yani. Abi hiç böyle master olayım ben, yükseleyim derdim yok. Oyunu oynuyorum. Diamond seviyesinde oynuyorum. Gayet kralım yani, anladın mı? Her oyunda keyif alıyorum ayrı yani. Hani mevzu yani. Mevzu. Herkes zannediyor ki Grandmaster'a geleyim o zaman mutlu olacağım ben. Oyundan o zaman keyif alacağım diye. Öyle bir şey yok ya, anladın mı? Hani o bir şey normal hayat gibi. Bak hayat konuşuyoruz sevgili dostlar. Normal hayat gibi oğlum bu yani. Normal. Bugün keyif almıyorsan yarından keyif alacağını garantisi yok yani, anladın mı? Hani bugünden keyif almayı öğrenmezsen yarın bugün olacak yani, anladın mı? Hani yarın da tekrar bugün olacak senin için yani. Dolayısıyla bugünden şu anda keyif almaya bakman lazım yani. Bugünden keyif alırsan o zaman evet yarın da keyif alacağını söyleyebilirim yani. Ama her zaman şey diye düşünürsen ben haftaya keyif alacağım. Haftaya daha keyifli olacak günlerim dersen o zaman her hafta geçiyor yani, anladın mı? O yüzden bugün şu anda keyif al yani. Burada yalnızca StarCraft konuşmuyoruz. Evet, şu anda müralarına güveniyorsun. Güzel. Bence karşıdaki de afallayacak zaten. Garip garip mikrolar yaptı orada. Şu anda çok kötü bir yerde. Abi o en bakman gereken yere bakmıyorsun. Anladın mı? Abi en bakman gereken yer şu anda bu ya. Bu şu an adama izin verdin konkav yapmasına yani, anladın mı? Adama burada şey yapmasına, sana böyle ark yapmasına izin verdin yani. O oraya bakmayarak. Heh, şimdi saldır. Zaten panikleyecek o. Şu anda yendiğini zannediyor. Aa, mütçalistler geldi. Ne yapacağım ben diyor. Şu büyük ihtimal şeylerini yapacak. Sporlarını vesaire falan yapacak arkada. Spor yapacak ya da hidreske geçecek. Kim bilir. Ama who fucking cares? Senin yapman gereken şu anda burayı mikrolamıyorsun. Mikrolayarak da yapabileceğin bir şey yok. Git abi şu inceklerini düzelt. Şu larvanı bir harca. 13 tane şeyim var. Böyle olmaz yani. Bu production böyle olduğu sürece canın çok sıkılacak yani. İnceklerini yap. Bu hiç bakacak bir şey yok buraya yani. Bırak ne oluyorsa olacak orada yani. Sonra burada queen hala yapmadın. Bu gazlar lazım sana. Çok mineralin var, hala mineral topluyorsun. Gerek yok. Yap şeyini. Hatta bir miktar mineralini başka bir base'e harcasan o da çok şey yani. O da olur. O da olur. Gayet güzel. Ama buraya bakarak yani bunu izlemek sana hiçbir şey kazandırmayacak. Evet, upgrade'lerim var.
Haklarına bakabiliriz. Vallahi oyunda hiç keyif alma derdim yok. Ama Prof Arena'da Türkiye'yi temsil etmenin keyfini çok ayar. Başka bir şey. O tamam. O eyvallah. Sen diyorsun ki ben bunu iş olarak yapmak istiyorum diyorsun. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bir şeyi iş olarak yapmakla, kariyer hedefi olarak belirlemekle bundan keyif almak bambaşka bir şey. Yani oyun oynamak bambaşka bir şey yani. O yüzden diyorum pro gamerlara özenmeyin. Şimdi abi bu mütyalarla olabildiğince fazla damage vermek olay. Mantıklı. Arkada da drone yapıyorum diyorsun. Ama larvan var hala. Yani bunu şey yapsan çok daha rahat edeceksin yani. Atıyorum mütyalistleri replenish et yani. Bir de sana bir tavsiyem. Şu anda gözden kaçırmış olabilirsin ama bütün oyundur bakıyorum. Yapıyor musun diye. Kontrol grubu. Abi yani özellikle Diamond'a kadar gelirsen kontrol. Ki bu oyun Diamond oyunu değil. Bu oyun Diamond'dan daha düşük bir oyun. Düşük seviye bir oyun makro olarak. Ama o oralara gelmek istiyorsan kontrol grubu şart. Bayağı şart yani. Mesela kamera lokasyonu şart değil. Ama kontrol grubu şart. Inject! Şu anda rakibin çırpınıyor. Ama şeyi de farkında değilsin. Farkında mısın bilmiyorum. Üçüncü base var mı yok mu bilmiyorsun ki. Abi biliyorsun artık. Şuraya bir baksan düşünmüyorsun bunu. Üçüncü base var mıdır yok mudur diye. Düşünsen burada bakacaksın göreceksin. Aa üçüncü base var burada diyeceksin. Şu creep'ten. Ama ona bakmıyorsun. Öldürmeye çalışıyorsun. StarCraft'taki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu. Mentalite sıkıntısı. Öldürme çabası. Abi karşındakini öldürmeye çalışıyor. Yani anladın mı? Hadi bakalım boğazına sarılalım. Çok güzel şey. Halbuki öküz gibi affedersin şey yaptın. Hasar verdin. Devam et abi hasar verme. Git burada 3. base'ine bak. Burada dronlar var. Öldür abi şu dronları. Şu queen'i öldür. Çıldırt yani damage'i. Anladın mı? Anladın mı? Ondan sonra bu hatchery'i öldür. Hiçbir şey hiç cezalandıramaz seni yani. Şu anda sen main'ine gidip öldürmeyi düşünüyorsun. Gerek yok abi. Normal hasarını ver. Çünkü neden? Neden diyorum bunu? Mütyalistler bu hasarı verirken aynı zamanda olacak şey burada daha da dronlarına hasar vereceksin bu arada. Sen bırak. Sen hiçbir şey yapmasan bile o kendi dronlarını öldürecek. Neden? Buralara spor yapmaya başlayacak. Kendi dronlarını kendisi öldürecek. Ondan sonra bu mütyalistler buraları harcarken sen şu şansın olacak. Bu roachlarla bir şeyler yapabilme şansın olacak. Birazdan roachlar geliyor. Görüyor musun sen bu geldiklerini bilmiyorum. Yok görmüyorsun. Görmüyorsun. Ya da Macron'a bakma şansın olacak. Yani öndesin. Öldürmeye odaklanırsan şimdi işte bak yani bu oluyor yani anladın mı? Hani tamam ground yapmanı çok çok seviniyorum şu anda. Acayip seviniyorum bu şeyi yapmanı. 7 tane daha larvan var. İşte şimdi bak kontrol grubu kullansaydın o yaptığın roachları yeni gelecek roachları bu kontrol grubuna eklerdin. Hepsini birden kontrol eden. Şimdi burada cayır cayır roachlarım var. Şey yapmayı bekleyen. Kontrol edilmeyi bekleyen. O şu anda çırpınıyor şeyin yani. Rakibin. Ki rakibinde büyük ihtimal şey de yok. Hidrasklerin upgrade'leri de yok galiba. Evet yok. Hidraskleri yavaş. Büyük ihtimal çıkar artık yani. Şeyden çünkü bayağı domine ettin yani. O mücadele switch'ini hiç beklemiyordu karşındaki rakibin. Alakasız. Bak şu anda bu roachlar şey olmasaydı bu roachlar yalnız başına olmasaydı bu orduyu domine etmiştin. Ama şu anda yeniliyorlar. Olar mı atki ile olacak bir şey değil abi o. Olar mı atki sıkıntı. Olar mı atkiden dolayı biraz önce mücadelelerini de kaybediyordun. Az daha. İyi ki geri çektin. Şu anda rahatsın abi. Şu anda oh. Oh. Bak şunun rahatlığı var şu anda yani. Anladın mı? Oh. Rahat rahat. Şu anda yani karşındaki işte Diamond olsaydı karşındaki bilir çıkardı oyundan. Kazanamayacağını bilirdi yani buradan.
Evet, bu şu anda desperation yani. GG well played'in verdi ve kazandı. Gayet güzel. Yani bu oyun belli yani, anladın mı? Ne yapacağını biliyorsun. Wait. Bu ne abi? Sen mi GG'din? Sen mi dedin abi onu? Ha, eyvallah eyvallah. Evet. Rush GG well played demiş, ondan sonra GG demiş. Eyvallah, tamam. Dedim offensive GG mi çaktı bir anda? Aman diyeyim bak, hiç hayatta sevmem öyle şeyleri yani. Evet. Hayır, çok da gayet centilmen bir arkadaşımız yani. Hani şaşırdım yani. Evet sevgili dostum Tasadar. Gayet güzeldi. Çok çok güzel bir oyundu. Keyifli bir oyundu. Benim de en kötü şeyim, en kötü matchup'ım şu anda ZVZ. Çalışmamız lazım. Bir ara bir Sputnik'le maç yapmak istiyorum o konuda. Bir pratik yapmak istiyorum. Sizler de YouTube'daki diğer şeyler, ya bu maçın ana fikri artık larva belli yani, anladın mı? Bu larvayı harcamayı öğrendiğin anda Tasadar Diamonds'ine, yine Diamonds'ın yani. Belli yani, ne yaptığını biliyorsun. Farkındasın. Saldırı, savunma vesaire falan farkındasın. Larvanı harcadığın anda en azından platinumsun yani. Çok net. Evet sevgili dostlar, siz de böyle takılmak isterseniz twitch.tv/namlacd'ye gelin. Hafta içi her akşam buradayız, takılıyoruz. Replay'iniz varsa Discord'a gelin. Replay analizleri kanalımız var, atın oraya. Muhabbetimize gelin, takılın. Canlı canlı takılalım, muhabbet edelim. Umarım yararlı olmuştur. Haydi kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah. İyi eğlenceler. Bye.